Sayın Bakan arkadaşlarım, Sayın Başkan, Genel Kurulun değerli üyeleri, çok değerli yönetim, icra, denetim kurulu üyeleri, iş dünyamızın, siyaset, sivil toplum ve medya dünyamızın değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in 2014 yılı olağan genel kurulunun ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar DEİK çatısı altında emek vermiş herkese özellikle şükranlarımı ifade ediyorum ebediyete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni çıkan yasayla yapısı değişen daha büyük bir umut ve heyecan ile yoluna devam edecek olan DEİK'in tüm yöneticilerine, tüm üyelerine de gerek emekleri için, gerekse bundan sonra yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki DEİK Yeni yönetimiyle, bütün konseyleriyle, tüm mensuplarıyla özel sektörümüzün lider gücü olmaya, Türkiye'nin istikrarla büyümesine eşsiz katkılar sağlamaya devam edecektir. Dekin yeni yasasının çıkmasının ardından 28 Eylül'de ilk yönetim kurulu toplantısına bizzat katıldım. Bu toplantıda DEİK'in yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları, sayman üyesi ve icra kurulu üyeleri belirlendi. 2 Ekim'de olağanüstü genel kurul yapıldı. Şimdi de olağan genel kurulu yapıyor ve artık bütün enerjimizi istikbale özellikle de 2023 hedeflerine yoğunlaştırıyoruz. Dünyanın Özellikle de bölgemizin ciddi değişimler yaşadığı bir süreçte DEİK'in öncülüğüyle özel sektörümüzün başarı çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartacağına yürekten inanıyorum. Özel sektörümüz inşallah krizleri fırsata dönüştürmeye devam edecek. Türkiye'nin parlayan yıldızını daha da parlatacaktır. Bu genel kurul vesilesiyle tüm katılımcılara, tüm iş adamlarımıza bir kez daha yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, çok değerli katılımcılar, bugünlerde yakın tarihimize ilişkin çok önemli bir hadisenin 100. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının üzerinden 100 yıl geçti. Pazartesi gününden itibaren Sarıkamış Harekatı'nın da 100. seneyi devriyesine milletçe ulaşmış olacağız. 100. yıl dönümünde gerek Birinci Dünya Savaşı'nı gerek Sarıkamış Harekatı'nı hep birlikte tekrar hatırlamanın son derece önemli olduğuna inanıyorum. Eğer bu günlere nasıl ulaştığımızı bilmezsek istikbali inşa edemeyiz. Bizden öncekilerin ne tür fedakarlıklara katlandığını idrak edemezsek onlara vefa borcumuzu ödeyemezsek ne millet olarak ne de ülke olarak sapa sağlam bir şekilde ayakta kalamayız. Yüz yıl önce Aralık ayı içinde sadece Allahu Ekber dağlarında 90 bin askerimizi kaybetmiştik. Birinci Dünya Savaşı'nın tamamında 4,5 yıllık süreçte 1 milyona yakın insanımızı vatan müdafasında yitirmiştik. Bugün buradan bir kez daha şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. O büyük kahramanların mekanları inşallah cennet olsun diye dua ediyorum. Çarşamba günü Konya'da Hazreti Mevlana'yı iade ettiğimiz Şebi Aruz töreninde de ifade ettim. Dışarıdan bakanlar bu aziz milletin çöktüğünü, dağıldığını, o köklü çınarın kuruduğunu zannettiler. Oysa bu aziz millet sadece yeni bir bahar için yapraklarını döktü. Yaşananlar çok hazindi. Ama bu aziz millet her hazanın ardından bir bahar olduğuna her zaman inandı ve kendi iradesiyle, yiğitliğiyle, kahramanlığıyla hazanları bahara çevirmeyi her zaman başardı. Hani Mevlana diyor ya, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diye. Evet bu aziz millet ümitsizliği, yılgınlığı, özgüvenini parçalamaya yönelik fitne ve nifak girişimlerini hiçbir zaman yanına yaklaştırmadı. İşte bugün bu aziz millet bir kez daha küllerinden yeniden doğuyor. Bu aziz millet bir kez daha ayakları üzerinde doğruluyor. Özgüven içinde bütün dünyaya ben de varım diye yüksek bir sesle haykırıyor. Kardeşlerim 2023 bizim sadece iktisadi hedeflerimizi ifade eden bir yıl ya da yıl dönümü değildir. 2023 iktisadi olduğu kadar siyasi, sosyal özellikle de uluslararası politika hedeflerimizi ifade eden bu yönde hedefler ihtiva eden bir yıldır. Şunu unutmayınız. 1923 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nın bir neticesiydi. 1923 birden bire ortaya çıkmış bir tarih değildi. Öncesinde Sarıkamış vardı. Öncesinde Çanakkale zaferi, Kutul Amare zaferi, Hicaz, Kanal, Irak, Yemen, Trablus, Kafkasya cepheleri vardı. 1923'ün öncesinde İstiklal Harbimiz vardı. 9 yıl bu ülkenin evlatları cepheden cepheye koştular. 9 yıl boyunca 1 milyona yakın vatan evladı bu topraklar için canlarını feda ettiler. Üniversite öğrencileri, tıp fakültesi öğrencileri canlarını feda ettiler. Bütün o fedakarlık, o büyük kahramanlık işte 1923'ün yolunu açtı ve cumhuriyetin ilanına giden istiklale giden zemini hazırladı. Eğer 2023 diyorsak 2023'e inanıyorsak bunun mücadelesine işte bugünden itibaren 2014 yılından itibaren başlamak zorundayız. Hiçbir zafer, hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. Meseleye bir dava olarak bakmadıkça o davanın uğruna fedakarca ve kahramanca mücadele vermedikçe Allah zaferi müesser etmez, mukadder etmez. Şunu burada özellikle vurgulamak isterim değerli arkadaşlar. 2023'e giden yol bir gülistan olmayacaktır. Bir gül bahçesi olmayacaktır. Bu sürecin zorlukları olacak. Sıkıntıları olacak. Zaman zaman bizim gayretimizi, aşkımızı, şevkimizi kırmaya yönelik saldırılar da olacak. Vazgeçersek, yılgınlığa kapılırsak, yeyse teslim olursak biz de kaybederiz. Millet de kaybeder, ülke de kaybeder. Ama ecdadımızdan aldığımız ilhamla, ecdadımızın gösterdiği fedakarlığı, kahramanlığı, dirayeti kendimize rehber edinirsek o zaman da ulaşamayacağımız hiçbir hedef olmayacaktır. Bakın biz bugünlere öyle kolay ulaşmadık. 2002 sonundan bugüne gelen süreç öyle dikensiz bir gül bahçesi değildi. Neler yaşandığını, bu ülkenin ve bu milletin badireleri atlattığını bizler de gördük, sizler de gördünüz. Değerli kardeşlerim, darbe senaryoları yazıldı. Bazı senaryolar uygulama planına dahi geçti. Şahsıma, arkadaşlarıma tehditler yapıldı. Hatta suikast girişimleri oldu. İktidardaki parti milletin sandıkta verdiği oylarla iş iş başına gelmiş bir siyasi parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Parlamento'nun 65'ine sahipken kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sokaklar hareketlendirildi. İçeriden, dışarıdan, siyasete yönelik, milli birliğimize yönelik, ekonomiye yönelik çok sayıda operasyon yapılmak istendi. İşte en son geçen yıl bugünlerde 17-25 Aralık darbe girişimini yaşadık. Bütün bu saldırıların, bütün bu operasyonların herhangi birinde eğer boynumuzu eğseydik, eğer diz çökseydik, eğer tuzağa düşseydik inanın bugünlere ulaşamazdık. Bugün burada 2023 vizyonundan bahsedemezdik. Bakın darbenin sonucu konusunda kendilerinden o kadar eminlerdi ki darbe sonrasında kullanmak üzere iddianameyi hazırlamışlar ve o iddianameye dönemin başbakanı ifadesini koymuşlardı. Dönemin başbakanı diyenler şimdi dönemin haşhaşi örgütü oldular. Merhum Menderes'e devran aynı. Sabık başbakan diyenleri hiç kimse hatırlamıyor. Aynı. Hatırlayanlar da hayırla yad etmiyor. Bizim için dönemin başbakanı diyen dönemin haşhaşi örgütünü de inşallah kısa süre zarfında hiç kimse hatırlamayacak. Hatırlayan da hayırla yad etmeyecek. Ancak şunu hiçbir zaman unutmayacağız ve unutmamalıyız. Eğer bir maşa kullanılamaz hale gelirse bu üst akıl gider kendisine başka bir maşa bulur. Bunu unutmayalım. Bir senaryo çökerse giderler başka bir senaryo yazarlar. Çünkü 12 yıldır bunu yapıyorlar. 12 yıldır renk değişse de, görüntü maske, kılıf değişse de oyun değişmiyor. Senaryo değişmiyor. İşte bakın. Düne kadar birbirlerine demediklerini, yapmadıklarını bırakmayanlar bugün Kucaklaşıyorlar. Niye? Çünkü üst takıl öyle emrediyor. Öyle istiyor. Düne kadar birbirlerini hasım görenler bugün artık ortak hareket ediyorlar. Niye? Çünkü patron öyle istiyor. Üst akla patrona da itiraz edemezler. İtaatsizlik edemezler. Çünkü aldıkları sözlerin diyetini ödemek zorundalar. Bunların tabuları o. Şimdi tabular yıkılıyor. Mesele burada. Onun için bu dönem farklı bir dönem. Hamdolsun Allah'a bizim ödenecek bir diyetimiz yok. Onun için bu kadar cesaretle bu kadar bu noktada kavi hareket ediyoruz. Biz yetkiyi emaneti birilerinden almadık. Biz yetkiyi Milletten aldık, hesabı da sadece millete veririz. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım, 14 Aralık tarihinde yargı önündeki iddialardan ve delillerden yola çıkarak bir süreç başlattı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ben de bu süreci yakından izliyorum. Her şey yasalara uygun, usulüne uygun bir şekilde cereyan ediyor. Yargının ve emniyetin geçmişte yaptığı hatalar tekerrür etmiyor. Hiç kimse süreç tamamlanmadan linç edilmiyor. Medya yoluyla algı operasyonları yapılmıyor. Kim ne derse desin gerçekten şu anda dikkatli temiz bir süreç ilerliyor. Ancak bu süreç başladığı andan itibaren... Malum çevreler basın susturuluyor diye bir kampanya başlattılar ve dünyaya da bunun bu şekilde servisini sağladılar. Çok enteresan. Avrupa Birliği tatil gününde bununla ilgili açıklama yapıyor ya. Bunlar ne zamandan beri tatil günlerinde bu tür açıklamalar yapmaya başladılar? Ne kadar da hassaslar. Ne kadar da bu ülkede bu olanları bitenleri seviyor, sayıyor, hemen açıklamalarını yapıyorlar. 50 yıldır kapılarında bizi bekletenler acaba bu hassasiyeti nereden elde ettiler? Uluslararası basın her zaman yaptığı gibi Türkiye aleyhine bu kampanyaya sımsıkı sarıldı. Servisler önceden yapılmıştı. Ne olacağını zaten biliyorlar. Uluslararası basını bir kenara koyun. Avrupa Birliği'nin sözde Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere inanmış, insan haklarına saygı duyduğunu iddia eden oluşumlar dahi sözcüleriyle çıktılar. Türkiye aleyhine bu kampanyaya destek verdiler. Ben bu Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesine PKK terör örgütünü ülkenizde besliyorsunuz. Barındırıyorsunuz. Buyurun size dosyalar diye sunduğumda baştaki zattan veya hanımefendiden aldığım cevap şu. Şu anda haklarında 4000 dava var. Netice bir hiç. Aynı şekilde diğerlerinden aldığım cevap bir hiç. Verilen bir cevap da ne biliyor musunuz? Burası bir hukuk devleti. Dolayısıyla biz hukuk devletindeki neticeyi bekliyoruz. Türkiye ne? Hukuk devleti mi? Burası da hukuk devleti. Dolayısıyla bu hukuk devletinin verdiği kararı bekleyeceksin. Buradan çıkan karar neyse sen de ondan sonra gerekli değerlendirmeni yaparsın. İlerleme raporları hazırlanıyor bütün raporlarda her şey önceden planlı. Bize kalkıp akıl verenler işte biliyorsunuz Sabancı Holding'in binasında orada merhum Sabancı'yı katleden terörist şu anda Avrupa'nın ülkelerinde fellik fellik dolaşıyor. Yakalıyorlar, bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan çıkıyor. Niye teslim etmiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Söylediğimiz zaman bakıyorsunuz 50 dereden 50 türlü su getiriyorlar. 7 tane vatandaşımızı biliyorsunuz, öldürdüler. Bizim milletvekillerimizi dahi mahkemeye sokmadılar. Basın mensuplarını sokmadılar. Kavga gürültü neyse girildi. Sindelfingen'de vatandaşlarımızın yaşadığı bir evi kundakladılar. Hala failleri ortada yok. Hani Batı sen bunun hesabını verebiliyor musun? Yok. O zaman neyi konuşuyorsunuz ya? Siz hangi adaletten bahsediyorsunuz? Hangi bu noktada hukuktan bahsediyorsunuz? Bunların yapılanlar hoşlarına gitmeyebilir. Bunlara ben şunu söylüyorum. Umutlarınızı bir defa adalet üzere tesis edin. Umut bağladığınız maşaların maskesi düşüyor olabilir. Hoşunuza gitse de gitmese de Türkiye'deki yargının tasarruflarına ve kararlarına saygı duyacaksınız. Hukukun üstünlüğüne saygı göstereceksiniz. Neymiş? Gözaltına alınanlar gazeteciymiş. Ya gazeteci suç işlemez mi? İşlemiyor mu? Her zaman söyledim. İngiltere'de telekulak skandalı nedeniyle 50 gazeteci sorguya çekilirken bir medya kuruluşu kapısına kilit vururken neden çıkıp da Basın susturuluyor demediniz. İsrail sadece bu yıl içinde 16 gazeteci katletti. Neden sustunuz? İsrail lehine haber yapmadığı için işinden kovulan, sürülen gazetecilere neden sahip çıkmadınız? Mısır'da içinde Türkiye'li gazeteciler de olmak üzere Onlarca gazeteci gözaltına alındı. Anadolu Ajansı mensubu da. Baskıya, şiddete maruz kaldı. Neden sesinizi çıkarmadınız? Türkiye'de polis katiline, bekçi katiline, insanların hürriyetlerine kasteden örgüt üyelerine gazeteci diyerek sahip çıkacaksın ama Avrupa Birliği içinde olanı, başka ülkelerde olanı görmeyeceksin. Hiç kimse kusura bakmasın. Bakınız çok ilginçtir. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü bir rapor yayınlamış. Her zaman olduğu gibi Türkiye baş köşeye yerleştirilmiş. Merak ettim. Acaba İsrail ile ilgili ne yazmışlar? Şöyle bir baktım. Arkadaşlar, raporun bir yerinde bile İsrail'in adı geçmiyor. Ama hakkını yemeyelim. Filistin'in adı geçiyor. Filistin'in adı geçiyor. Filistin'de 7 gazetecinin öldürüldüğü yazıyor. Sanki o gazetecileri Filistinliler öldürdü gibi bir algı oluşturuluyor. Ama İsrail tek kelimeyle dahi geçmiyor. Aynı şekilde yanıma uluslararası gazetecileri koruma komitesi ki bizi de ziyaret ettiler. Kendilerine açık açık her şeyi anlattım. Adalet Bakanlığı'ndan bütün belgeleri aldırttım ve kendilerine bunları gösterdim. Bakın bunların adı gazeteci. Ama bunlar bak şurada polisimizi şehit ettiler. Şurada gazetecimizi şey bekçimizi şehit ettiler. Şurada ellerinde, evlerinde bombalar bulundu. Ve bunlar şu 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 terör örgütünün mensupları, üyeleri. Ve bunun yanında bunlar gazeteciliği bir maske olarak kullanıyorlar. Ve şu anda da mahkum oldular. Ne deseler beğenirsiniz? Bunların yeniden yargılanmaları mümkün değil mi? Hayır dedim. Bitti o iş, kapandı defter. İşte bakın dosyalar burada. Sizde bu tür şeyler olabiliyor mu? Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olabiliyor mu? Niye bizden bunu istiyorsunuz? Ve o komite yayınladığı raporda karşımızda hiçbir şey söyleyemedi. Türkiye'yi hedef alıyor ama İsrail'in katlettiği gazetecilerden onlar da bahsetmiyor. Bu nedir ya? Bunlar Türkiye'yi ne zannediyorlar? Acaba bunları bu operasyonları yutacağımızı mı zannediyorlar? Böyle mi düşünüyorlar? Değerli arkadaşlar, o günler geçti. Efendim, Türkiye'nin uluslararası itibarı şöyle oluyor, böyle oluyor. Öyle diyenler var. Hiçbir şey olmaz. Türkiye uluslararası itibarını manşetlerle, sahte raporlarla Avrupa Birliği'nin açıklamalarıyla elde etmiş bir ülke değildir. Türkiye güçlü ekonomisiyle zaten itibarlıdır. Türkiye mazlumların sesi olarak zaten itibarlıdır. Türkiye barışa sahip çıkan, mazluma, mağdura, hakka sahip çıkan dış politikasıyla zaten itibarlıdır. Türkiye itibarını önce vicdanından, ardından tarihinden, ecdadından, milletinden ve bayrağından alan bir ülkedir. Biz öyle sahte raporlarla, sipariş üzere hazırlanmış raporlarla, siyasi ideolojik nitelikli raporlarla, yanlı notlarla, kürsülerden yapılan paralel destekçisi açıklamalarla kendisine istikamet belirleyecek bir ülke değiliz. Gezi olaylarında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlık binalarına saldırı düzenlenirken bu Avrupa Birliği susuyordu. Hiç sesi çıkmıyordu. 17-25 Aralık'ta ülkenin seçilmiş hükümetine darbe girişiminde bulunurken bu Avrupa Birliği yine susuyordu. Mısır'da darbeye sustular. Hani demokrasi? Nerede demokrasi? Ey Avrupa Birliği, ileri demokrasi diyorsunuz. Demokrasiye niye sahip çıkmıyorsunuz? Seçilmiş insanlara niye sahip çıkmıyorsunuz da darbe yapanlara sahip çıkıyorsunuz? Aynı şekilde Ukrayna'da da sustular. Suriye'de de sustular. Bize bol bol Suriye'de nasihat veriyorlar. 300 bine aşkın insan öldürüldü. Şu ana kadar 1 milyon 700 bin göçmen, mülteci, sığınmacı aldık. Bunlara biz bakıyoruz. Şu anda 5,5 milyar dolara yakın harcamamız var. Bize Avrupa'dan gelen 200 milyon dolar, dünyanın değişik yerlerinden gelen 200 milyon dolar ve tüm Avrupa'da şu anda sığınmacı sayısı 130 bin. Ya bize nasihat vereceğinize gelin de bu attığımız adımlara destek verin. Söyledikleri ne? Bu ev sahipliğinizden dolayı sizleri tebrik ederiz. Gerçekten Yani en irisinden en cılızına kadar hepsini söylediği bu. Çok farklı bir önderlik yapıyorsunuz. Bu kadar insanı hakikaten burada barındırıyorsunuz. Kamplarınızı gezdik, gördük. Dünyanın hiçbir yerinde böyle kamplar yok. Çok güzel kamplar yaptınız. Evlerde barındırıyorsunuz. Her türlü takdirin üstünde bu yaptıklarınız. E i̇yi güzel de ya biraz katkıda bulunun be. Hadi size bir şeyler verin. Yok. paraya gelince onların tanrısı o. ama biz öyle de olsa böyle de olsa o bombaların altındaki insanları biz o bombalara teslim etmeyeceğiz. Bize sığınıyorlar mı? Biz alacağız. İşte biliyorsunuz bakın çok enteresandır. Kobani, Kobani, Kobani dediler değil mi? ve uçaklarla oraya mühimmat indirdiler. Nereye gitti o mühimmat? Bir kısmı terör örgütü DAEŞ'e gitti, bir kısmı da PYD'ye gitti. E bunların ikisi de zaten terör örgütü. Al birini vur öbürünü. Birbirlerinden farkı yok. Bunu biz Amerika'ya ifade ettik. Ama maalesef yine yaptılar bunu. Kobani'nin İçinde şu anda zaten sivil halk yok. 200 bin insanı biz zaten ülkemize aldık. Şu anda orada son haliyle 3 bin kadar savaşçı var. Bunlar da ağaçta savaşıyorlar. Peki Halep'le niye ilgilenmiyorsunuz? Asıl önemli olan orada Halep. Kobani'nin stratejik bir önemi yok. Ah, birileri için var, var. Ben şimdi düşünüyorum. Arkadaşlarıma da diyorum ki yoksa yeni bir burada Kuzey Suriye'de yeni bir yapılanma mı oluşturuluyor? Yeni bir eyalet mi oluşturuluyor? Çünkü Esed'in böyle bir derdi yok. Üç kantonu birleştirmek suretiyle burada yeni bir yapılanmanın içerisine girebilirler. Bu tabii ülkem için bir sıkıntıdır. Bir tehdittir. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Peki Halep'e niye gelip de sahip çıkmıyorsunuz. Halep'te 1 milyon 200 bin insan var. 1,5 milyon insan var. Onlarla bizim diyaloglarımız Kobani'den daha de az değil. Ve orada bir ekonomi var. Orada bir kültür var. Orada bir medeniyet var. Orada bir tarih var. Niçin Halep'e sahip çıkmıyorsunuz? İşte koskoca bir soru işareti bu. Biz biliyoruz. Sabırlıyız. Ama bütün gerçekleri görerek adımlarımızı atıyoruz. Bakın tarihin en büyük işkence iddiaları karşısında da ağızlarını açmadılar bunlar. İşte televizyonlarda filan yayınlanan işkence manzaralarını gördünüz. Sesleri çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bu antanamada olanları izledik değil mi? Diğer cezaevlerinde, hapishanelerde olanları izledik değil mi? Türkiye'deki bir cezaevinde böyle bir şey olsa Acaba bunlar bu şekilde dururlar mı? Dünyanın altını üstüne getirirler. İş aleyhlerine dönünce paralel yapının inlerine girilmeye başlanınca hepsinin dili çözüldü. Tekrar söylüyorum. O günler geçti. Türkiye Avrupa Birliği'nin önünde kapı kulu değildir. Türkiye <laughs> Bırakın boynunu eğmeyi, bırakın geri adım atmayı asla ve asla azarlanacak, hediye edilecek, kendisine gündem belirlenecek, istikamet çizilecek bir ülke hiç değildir. Biz ne itibarımızdan, ne gücümüzden, ne de büyümemizden hiçbir şey kaybetmeyiz. Hiç merak etmeyin. Ben inanıyorum ki şurada bulunan bütün iş adamlarımız, girişimci kardeşlerim, bir defa bu azminden, bu kararlılığından hiçbir şey kaybetmesin. İnanın bizi tutan olmayacak. Biz yine azimle, kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. <laughs> sahte raporlar hazırlayanlar bırakın, onlar sahte rapor hazırlamaya devam etsinler. İftiralarla, yalanlarla, yanlı açıklamalarla Tarafkir kredi notlarıyla üzerimize gelenler itibarlarından kaybettiler ve daha da kaybedecekler. İşte bunun için dikkatli olacağız. 2023'e kadar dikkatle, hassasiyetle, sabırla ve dirayetle yürüyeceğiz. Onlardaki bozma, yıkma, yıpratma azmini görecek. Biz onlardan çok daha azimli, kararlı, çok daha cesur olacağız. Her zaman söylüyorum. Biz işimize bakacağız. Onların işi bizi engellemek. Bizim işimiz hiçbir engele takılmadan yürümek, hatta yürümenin ötesinde koşmak. Onların işi bizi yavaşlatmak, bizim işimiz hızımızı daha da artırmak. Onlar eski Türkiye'yi geri getirmek için mücadele edecekler. Biz yeni Türkiye'yi kurmak için daha çok çalışacağız. Türkiye'nin bütün kurumlarından özellikle de yüzü dünyaya dönük olan kurumlarından işte bu süreçte çok daha fazla gayret bekliyoruz. TİKA daha çok çalışacak. Daha fazla mazluma ulaşacak. Kızılay çok daha aktif olacak. Afad daha çok yara saracak. TRT bütün dünyaya seslenecek. Anadolu Ajansı dünyanın en iyi ajansları arasına giriyor girecek. Hem Türkiye'nin hem tüm mazlumların İnşallah dünyadaki tüm sessiz yığınların sesi olacak. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı aynı şekilde Yunus Emre Enstitüleri aynı şekilde Türk Hava Yolları aynı şekilde dünyayı adeta kuşatacak. Ama bütün bunlardan önce özel sektörümüz yani sizler iş adamlarımız girişimcilerimiz sınır tanımadan, engel tanımadan aşkla, sevda ile, heyecanla dünyada mekik dokuyacaklar. Burada bir gerçeği özellikle söylemek istiyorum. Yüz yıl önce Sarıkamış'ta gözleri açık olarak donup kalan on binlerce Mehmetçiğin sayısız şehidimizin gözleri inanın bizim üzerimizde sizlerin üzerinde. 77 milyon milletimizin dünyadaki Tüm mazlumların gözü sizin ve bizim üzerimizde. Bizden bekleneni yapmazsak önce şehitlerimize sonra milletimize mahcup oluruz. Bizden bekleneni yapmazsak Türkiye'ye umut bağlamış mazlumlara, mağdurlara, sessiz yığınlara mahcup oluruz. <laughs> Unutmayın, maşalar her zaman olacak. Tuzaklar her zaman olacak. Dün din alimi maskesiyle vatanına ihanet edenler yarın başka bir maskeyle ülkelerinin karşısına çıkacaklar. Unutmayın. Hasan Sabbahlar hiçbir zaman bitmez. Bunlar her zaman olacaktır. Onların bir tuzağı varsa Allah'ın da bir tuzağı var. Onların bir hesabı varsa milletin de bir hesabı var. İşte gün geldi, hesap döndü, ihanet hesabı yapanlar millete hesap vermeye başladı. Şehitlerin izinden yürüdükçe, milletin önderliğinde yürüdükçe biiznillah bu yürüyüşü kimse durduramayacaktır. Değerli kardeşlerim, 2023 yılının 29 Ekim'ine şurada sadece 9 yılımız kaldı. Ekonomide küresel krize rağmen Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına rağmen son derece sağlam bir zeminde ilerleyişimiz sürüyor. 12 yıl içinde ekonomimiz defalarca test edildi. Hamdolsun bütün imtihanlardan başarıyla çıktık. İhracatta artış eğilimi güçlü şekilde devam ediyor. Bir kapı kapanırsa sağ olsun İhracatçılarımız farklı kapıları açıyorlar. Oraları zorluyorlar. Son derece başarılı şekilde kendilerine yeni pazarlar buluyorlar. Şimdi 2015 yılına giriyoruz. 2015 yılı bizim için yeni bir seferberlik olacaktır ihracatta. İnşallah bir taraftan Afrika'ya tekrar hızlı bir şekilde gireceğiz. Bir diğer taraftan Güney Amerika, Latin Amerika oralara yükleneceğiz. Beraberce inşallah oralara gidip oralarda bütün sektörel bazda da olsa görüşmelerimizi yapacağız. İnşallah büyük ölçüde gayretlerinizde anlaşmaları falan yapıp buralardan döneceğiz. Ve Afrika'da istiyorum ki gidilmedik yer bu süreç içinde bırakmayalım. Ve enerjide Türkiye yaptığı anlaşmalarla başlattığı projelerle hazırlandığı yatırımlarla artık farklı bir kulvarda koşuyor. İşte dün biliyorsunuz Katar emiri ülkemizdeydi. Kendileriyle görüşmelerimiz oldu. Detay görüşmelerimiz oldu. Ve her alanda Türkiye ile her türlü girişime hazır olduğunu basın toplantısında da açıkladı. Özellikle inşaat sektörüne yönelik 2022 Dünya Kupası sebebiyle gerek altyapı gerek üst yapı noktasındaki adımlarda Türk müteahhitlerini Katar'da görmeyi arzu ettiğini bizzat kendisi de orada ifade ettiler. Şimdi bütün bunlar bu ikili ilişkilerimizin nedenli ileri gittiğini gösteriyor. İşte bir diğer tarafta kısa bir süre önce Sayın Putin'in yine Türkiye ziyareti ve bu ziyarette Güney Akımı tamamen terk ettiklerini kendi ifadeleriyle bir Türk akımı kurmayı hedeflediklerini söylediler. Nedir o? Yunanistan sınırında burada bir hop bir dağıtım merkezi kurmayı ifade ettiler. Şimdi bu ifadeyle biz de buradan Türkiye olarak ihtiyacımız olan gazı alabileceğiz ama Avrupa, Batı onlar da istedikleri kadar oradan gazı alabilecekler. Bütün bunlar önümüzdeki 3 yıl içerisinde atılabilecek önemli adımlar. Ve bu adımların içerisinde müteahhitlerimiz kesinlikle yerlerini almalıdır. Şunu çok açık net söylüyorum. Cumhurbaşkanı olarak inşaat sektörünü hafife almaya asla tahammülümüzün olmadığına inanıyorum. Zira inşaat sektörünün bizim için önemli yanı şudur. Bir defa emek yoğun bir sektör olması hasebiyle istihdamda bize önemli bir alan meydana getirmektedir. Bu demek değil ki inşaat sektörüne girerken kalkıp sanayiyi bir kenara koyalım. Hayır. İkisini de at başı götürmek durumundayız. Bunun ikisini beraber başarmalıyız. Birini bırakalım öbürünü yapalım. Olmaz. Büyük ülke böyle düşünmez. Büyük ülke inşaat sektöründe düşünecek. İleri teknolojiyi sanayi de düşünecek. Bunları beraber yürüteceğiz. Tabii bunu söylerken burada bir şey daha söyleyeceğim. Onun için finans sektörünü de burada özellikle uyarmak istiyorum. Kredi noktasında lütfen gözlüklerinizi şöyle biraz daha dikkatli seçin. Yakın uzak burada bir sıkıntı olmasın. Lütfen yüksek faizlerle kredi olayını şöyle bir gözden geçirin. Faizleri düşürmek durumundayız ki girişimcilerimiz cesaretlensin. Yatırımcımız cesaretlensin. Onlar yatırım yaptıkça inanıyorum ki üretim artacaktır, istihdam artacaktır, ihracat artacak, ihracatımızın rekabet gücü artacaktır. En fazla parayı kim kazanıyor? Finans sektörü kazanıyor. Reel sektörün içerisinde olanlar finans sektöründekiler kadar para kazanmıyor. Bu bir vaka. Üstelik de çok fazla yorulmadan kazanıyorlar. Öyleyse burada kalkıp el ele vermeye mecburuz. Yatırımcının önünü açmaya mecburuz. Yatırımcı her ne kadar finans sektörüne ihtiyacı varsa finans sektörünün de yatırımcıya ihtiyacı var. Bunu bir kenara koyamayız. Bu etle tırnak gibi ben arkadaşlarıma da hep şunu söyledim. Nedir o? Yani bugün Amerika bir puan uyguluyorsa, Avrupa bu civarlarda dolaşıyorsa, öbür tarafta Japonya eksi bunu uyguluyorsa, e ee, bize ne oluyor? Komisyonlarını falan kattığınız zaman bakıyorsun 13, 14, 15 puanlara kadar çıkıyor. Tek kelimeyle bu zulümdür. Zulümdür. Peki siz başbakandınız bunu niye yapmadınız derseniz onu da söyleyeyim. Başarısız olduğum konulardan bir tanesi de budur. Ama sürekli bunların müzakerelerini yaptık. Anlayışım budur, düşüncem budur. Onu tekrar söylüyorum. Sanayimiz karamsarlık pompalayan çevrelere rağmen hamdolsun devasa yatırımlar yapıyor tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük hacimli yatırımlarını gerçekleştiriyor. İşte en son İzmit'te biliyorsunuz TÜPRAŞ'ın 3 milyar dolarlık Türkiye tarihinde tek kalemde yapılmış en büyük sanayi yatırımını hizmete açtık. Bunlar bizim için önem arz ediyor. Bunlar bir teşviktir. Bunlar bir sıçramanın alametidir. Savunma sanayinde, bilişimde, inovasyon, araştırma, geliştirme, Markalaşmada güzel gelişmeler yaşanıyor. Ben bundan dolayı tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Yine geçtiğimiz hafta Gebze'de Türksat 6A uydusunu inşa protokolünü imzaladık. İnşallah kendi mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, bilim insanlarımız bu milli uyduyu da yapacak, uzaya göndereceğiz. Ekonominin canlanmasında, güçlenmesinde kilit bir role sahip olan çözüm süreci aynı şekilde o da kararlılıkla ilerliyor. Paralel yapının güç kaybetmesiyle inanıyorum ki çatışma hayalleri kuran, çatışma senaryoları yazan çevrelerde hayal kırıklığına uğradılar. Şu anda sokak çatışması çağrıları yaparak sokak direnişinin meşru olduğu gibi son derece tehlikeli açıklamalar yaparak huzuru bozmaya kaos oluşturmaya çalışanların da hesabı inşallah tutmayacak. Gençleri sokağa çağıran, gençleri şiddete teşvik eden bu sorumsuz siyasetçiler Pensilvanya ile ittifakın diyetini ödeme gayreti içindeler. 2023 yılında en önemli, en tarihi ve milli bir projemiz olan çözüm sürecini inşallah nihayete erdirecek 77 milyon huzur içinde Emniyet içinde geleceğe yürüyeceğiz. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Heyecanımızı hiç yitirmeyeceğiz. Geçmişte yaptık, yine yapıyoruz ve inşallah yapacağız. Ve ben bu düşüncelerle DEİK'in 2014 yılı genel kurulunun bir kez daha hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Alın teriniz, emeğiniz Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine kazandırdıklarınız için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor. Başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.